İyi. Bu bilgi Türkmen Nüzyazı İşleri Ofisi tarafından biri Savunma Bakanlığına yakın olmak üzere 3 bağımsız kaynak tarafından doğrulandı. Tüm kaynaklar kazada helikopterde biri yarbay rütbesinde olmak üzere 3 kişinin öldüğünü söyledi. Türkmenistan Sınır Hizmetinden Helikopter Augusta Westland. Türkmen Televizyonu'nun arşiv çerçevesi. Aşkabat bölgesinde 28 Aralık'tan bu yana her gün yere yoğun sisler düşüyor. Ayın 13'ünde de sis vardı. Kaynaklardan birine göre, helikopter alçak irtifada uçuyordu ve bıçağı Aşkabat'ın doğusunda ve Annau şehrinin kuzeyinde bulunan bir tekrarlayıcıya takılmıştı. Tahmini kaza bölgesi haritada gösterilmektedir. Aynı kaynak, helikopterin, ertesi gün 14 Ocak'ta Türkmenistan'ın doğusundaki Lebap velayatına çalışma gezisine çıkan Cumhurbaşkanı'nın refakat ve güvenliğinin bir parçası olduğunu söyledi. Devlet Başkanı'nın ayrıldığı günde yoğun bir sis vardı, devlet televizyonunun görüntülerinde açıkça görülüyordu. İyi, iyi. Türkmen, nüze göre, sivil doktorların kurbanların cesetlerini görmesine izin verilmedi. Yerel basın kazayı bildirmedi, 14'ünde hükümet toplantısında da olay hakkında sessiz kaldılar. Sınır hizmetine ek olarak VIP modifikasyonundaki Augusta Westland helikopterleri de hükümet havacılık filosunda kayıt numaraları SS714 ve SS715 mevcuttur. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.